Selam arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Mutlu hafta sonları. Arılarıma formik asit uygulaması yapacağım. Hava sıcaklığı 20 derece, gayet güzel. Bu havada %65'lik formik asit uygulaması gayet rahat bir şekilde uygulanabilir. Tavsiye ederim. 5 mililitre olarak uyguluyorum ben kovanlarıma. Yani bu da yaklaşık 20 miligrama denk geliyor. %85'lik formik asit olarak satılır bu şekilde. Kovanlarda, satıcılarda %85'lik formik asit olarak. Markaya bakmayın. Markası çok da önemli değil. Yani önemli aslında da. Arı da vızıltı yapmayan formik asit değildir arkadaşlar. Kullandığınızda arı vızıldayacak. Yani güçlü formik asitler de o şekildedir. Böyle bir aparat uyguluyoruz. Yani bununla da uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ya da emici bir havluya da bunu emdirebilirsiniz. 20 günlük bunlarla yaptığımızda 20 gün, yani 2 uygulama 20 gün ya da %5 %5 4 kere bakacaksınız. Asit bittiyse 105 mililitrelik asit. Şu şekilde orta bir yere bakın. Böyle merkez bir yere koyabilirsiniz. İstediğiniz bir yere bunu sıkıştırabilirsiniz. Bu standart bir çerçeve olmadığı için orta kalınlıkları biraz daha kaba bunların. Buraya sığmasa bile diğer bir yan tarafına sığacak. Burası bakın gördüğünüz gibi birazcık arıyı da huylandırdık. Evet, 5 mililitre, bakın 10 mililitreliktir bu toplamda. 5 mililitre asiti bunun içine ben sıkıyorum. %65'lik. Bakın arı nasıl vızıldıyor, gördünüz mü? O tarafa sıktığımda. Yani açıkçası bu asiti de çok beğenmedim ben. Deneyeceğim bakalım. İlk defa deniyorum. Çok da vızıldatmadı arıyı yani açıkçası. %65 diyor. Vazır vazır etmedi yani. Bakalım. Her sene yurt dışından getirtiyoruz formik asitleri. Deniyoruz. Geçen seneki fena değildi. Marka vermediğim için söylemeyeceğim. Arkadaşlar, bu formik asit uygulamasını arılarınıza mutlaka yapınız. Formik asit uygulaması yaparken elinize eldiven şart, maske şart, gözlük şart arkadaşlar. Bunlar yakıcı asitlerdir ve deriyi tamamen kaldırır arkadaşlar. Yakar, derinizi eritir yani. O kadar etkili asitler bunlar. Onun dışında formik asitin yararı şu: trahea akarlarına ve varroa mite zararlısına karşı çok etkilidirler. Kapalı hücrelerde %85 %86 oranında etkili olduğu gözlemlenmiştir bilimsel araştırmalarda arkadaşlar. Kapalı hücrelere daha etkili bir, şu ana kadar herhangi bir formül bulunmamış. Bu bilimsel araştırmalarla ispatlanmış. Yani diğer kimyasallarda bile bu bildiğiniz gibi natural bir asit, yani doğal bir asit. Bu asit organik uygulamalarda kullanılıyor. Hatta yaz aylarında bile, bal akımı zamanında bile uygulanıyor. Çünkü formik asit balın kendi içerisinde de var zaten. O yüzden şeyde çıkmıyor. Balda kalıntı bırakmıyor. Bu sebeple bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Mutlaka her kış bir kere olsun 4 seferlik formik asit, yani 20 gün, takriben 20 gün tutacak şekilde uygulama. Formik asit, %65 formik asit uygulayın arkadaşlar. Trahea akarları varovalara karşı birebir çok iyi döküm yapıyor. Artı dediğim gibi kapalı hücrelerde %86'ya varan oranda etkili. Kapalı hücreler herhangi bir kimyasal da etki yapmıyor. Yani amitraz var, flumetrin var. Bunlar kimyasallardır. Kullanılıyor bunlarda. Ruhsatlı ilaçlarda kullanılıyor bu etken maddelerde. Ama bunlar kapalı hücreye %5 dahi etki etmiyor arkadaşlar. Yani %5 oranında filan maksimum etki etme oranı.
Herkese bol bereketli bir 2024 sezonu diliyorum. Hoşça kalınız.